Çok amaçlı pazar yolu projesini gerçekleştirmeyi yaptık. Şu anda da fiilen gidilen işareti başladı. Tabi bu yapım veya inşaat süresince bir tabi pazar yolunda değişiklik yapıp inşaatını bitene kadar bazı kaydırmalar olacak. Bu maksatla da yapıyı göre sağa sola dağılmayalım mantığıyla İnönü Üretim Okulu olduğu alanı bir yerden de dayanağımız var. Üretim Bakanlığı'nın birkaç ay önce yayınladığı okullar al karşısın projesi kapsamında Sayın Basın çok iyi hatırlarsınız. Kaymakamlık'ta bir protokol imzalamıştık. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Okullar halka açılsın diye. Hayat olsun. Hafta sonu zamanlarda. Okullar hayat olsun. Değişik maksatlarla vatandaşımız, halkımız faydalansın diye ileride üstümüze düşer. İşte belediyenin görevleri vardır, kaymakamlığın görevleri vardır, odaların görevleri vardır. Hep beraber böyle bir protokol imzaladık kendilerine. Hem buradan hem de daha önce o okulun bahçesi hafta sonlarında otopark olarak kullanma maksadıyla pazar yeri esnafına veriliyordu. Okula yürürken gelir oluyordu. Dedik ki odalarımızda, meclis üyelerimizde, ilç öğretimimizde görüştük. İlk başta bize uygun geldi. Ondan sonra araştırdık yeri. Uygun geldi, talep ettik. Kimden talep ettik? Keşan'ın en yüksek mülki amirinden. Şifayı olur üzerine ciddi çalışmalarımızı başlattık. Ondan sonra bu pazar işleri ivedilik isteyen şeylerdir. Cumartesiden cumartesiye pazar yeri açılır ama esnafız malını perşembe günden tedarik etmeye başladı. Yeri yurdu belli olmayan esnaf bu tedarik işlemini perşembe ve cuma günü yapmakta sıkıntı çeker. Biz hala ilden görüş bekliyoruz. Ve esnaflarımızla görüştük. O yerden vazgeçiyoruz. Ben esnafıma yer bulurum. Olmazsa olmaz, İnönü Üretim Bahçesi değildir. 35 milyonluk yatırımı yaparken ufak şeylerde Keşan Belediyesi'nin ve başkanına boğmak isteyenlere şuradan sesleniyorum. Bu da beni boğamazsınız. Bizi boğamazsınız. Partimi boğamazsınız. Böyle bir şeye cesaret eden adam veya kurum gereğini de yapar. Üstü kapalı bu imalat sırasında olayı en az saniyeyle atlatmayı hedefliyoruz dedik. Bu lafın altında çok şey var. Yeni düzenin kurulana kadar, işleyişine kadar ufak tefek sancıları olacak. Bu sancıları en az eğildirmek için de gerek meclis üyelerim ben ve siyasi kanattan da parti elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Esnafın bu konuda hiçbir şüphesi olmasın. Ha bu arada sanki yeni bir pazar yeri tevzi yapıyormuşuz gibi ileride hak sahibi olacakmışız gibi davranıp da ilave talepler de geliyor. Biz bunların üstesinden geliriz. Bu işi hiç yapmayıp da şimdi ilave talep getirenlere kesinlikle yer tevzi yapmayacağız. Bu başkan olarak benim pazar yeri esnafı olarak
değişiyorlar ve siyasetten ilçe başkanlığında görüşür. Bir kültürlük içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi belediye olarak bu 35 trilyonluk Trakya'nın en büyük projesini yaparken biz ufak ayrıntılarda boğmak isteyenlere prim vermeyeceğiz. Yer belli mi şu anda peki neresi olacağı? Zaten sokak aralarımız var. Sokak araları ne belirleyeceğim? Yani. Esnaf odalarıyla görüşüyoruz. Sanıyorum Yılmaz Bey de burada. Belki bu hafta daha şeyde eski yerinde açık konak kısmında idare eder. Çünkü karkış işaretleme işlemi yapmak istedik çekeriz. Ama ondan sonra bir cumartesi. Bu arada artık kaçınılmaz bir şekilde gündeme geldi. Semt pazarı ihtiyacımız ortaya çıktı. Düne kadar bizim Keşanlı esnafımız haftanın 6 günü civar pazarları dolaşıyorlardı ama şimdi yeni sistem içerisinde ilk aşamada bu söyleyeceğim yerler %100 kesin olmayabilir çünkü odalarımızın da görüştüğümüzü alacağız ama daha önce yaptığım ön görüşmelerde muhtemelen salı günü Cennet Bahçesi'nin önündeki yol perşembe günü de Aşağı Zaferiye Mahallesi'nin ofislerin olduğu bölgeyi haftada bir gün senin pazarı düzenlemeyi düşünüyoruz. Yok. Çünkü haftada 4 gün pazar burası taşınmaz. Orası daha uzak. Çünkü diğer bölgeler, o bahsettiğim bölgeler şu an bir pazar yerine yakın. Zaten ara sonra oraya doğru yaklaşmak zorunda kalacak. İnşallah bir tane kadar. Odalarla ortak ve kendi bu işi yapan meclis üyelerimizle şu anda ortak şeyimiz bu. Net değil diye söylüyorum bak. Tamam. Semt pazarları mutlak surette bu hafta olması mümkün değil. Belki önümüzdeki hafta ama kesin ondan sonraki hafta bunu araştıracağım. Hayata geçirilmesini isterim. Ama ayrıntılarını esnafımızla, odalarımızla görüşerek sizlere veririm. Tamam, yani olası bir durumda talep olursa onlara da müsaade edilir yani. Yani, bak, iş yapıyor. Bunu milletvekillerimiz de, meclis üyelerimiz de, oradaki parti yönetimimiz de oturup ortak bir zahiyi belirleyeceğiz. Kendimize göre bir program yapacağız. Havaların durumuna göre. Bunu huzurumuzdan cevap. Tabii ki orada okulların kuvvetli pazarın olsun demiyor ama halka açılsın. Evet, aynen öyle. Aynen, bu kadar ilk içinde gidiyoruz. İlk gidiyorlar bak. Evet, tabii ki de genelde gidiyoruz. Yani genelde yollamışlar. Genelde şimdiden yoluna yapılan bir işlem. Kaynak altı toplantısı ama ben imzalanmıştır. Bunu hep burada organizasyonumuz var, bakanlık için belediyemizin var, kaymakamlığımızın var, ortaklığı. Eğitim, öğretim saatleri dışında hafta sonlarında ve yaz aylarında dersliklerinin, tercih dış mekan, ihbarilerinin, bilgi, teknoloji sınıflarının, çok amaçlı salonu, konferans salonu, spor salonu, okul bahçeleri, okul bahçelerinin toplum hizmetine açılması, okulların belirlere, mahallenin ve çevre hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler birer hayat boyu öğrenme merkezi ve eylemi dinlenme hakkında imkan veren yaşayan güvenli alanları haline dönüştürülmesi amaçlıdır. Ve en azından haftalık bir herhalde 1500 lira yakın bir gelir aldık. Programlarla birbirine vermek üzere de talep etmiştim. Yeni bir şey bulunmamış, dayanak var. Üçüncü maddesi. Bir şeyler mevcut kanunlara dayanarak.